Maçın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce belirtmiştim sevgili seyirciler. Mehmet İyan bizlerle her zaman olduğu gibi sevgili Saruhan röportajda bizlere yardımcı olacak. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz. Felicitasyon. Türkiye Kupası'nda bir üst tur. Gerçekten bugün fark yaratan bir oyun oynadı. Attığı goller var. Genel bir değerlendirmesiyle başlayalım lütfen. Comment tu peux évaluer en général le match? Oui, je suis content de marquer les buts, mais au-delà des buts, le match il était bien parce que toujours jouer avec la coupe c'est pas facile parce que toutes les équipes ils veulent donner le maximum. Nous on avait un objectif de faire notre travail parce que nous il y a des joueurs qui jouaient pas. Et on a fait le boulot et on espère travailler beaucoup mieux pour la ligue inşallah. 60 olduğum gollerden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Maç bizim açımızdan iyi geçti. Fakat bu tip maçlar, bu tip kupa maçları kolay geçmiyor her zaman. Çünkü gelen rakipler %100'lerini sergiliyorlar maç içerisinde. Oynamayan oyuncular vardı. Onların da hazırlanması açısından bana göre iyi bir maç geçirdik. Şimdi iyi bir şekilde lige hazırlanmak istiyoruz. Tabii yayını açarken şimdi kızdım da kendime. Her zaman biz konuşuyoruz. Sevgili Mert Hakan'la çok güzel bir sohbetleri var. YouTube kanalında yayınladık. Mert Hakan nasılsın Mame diyor. Seni gördüm daha iyi oldum diye cevap veriyor. Biz o diyaloğu çok seviyoruz. Ben de öyle açacaktım. Dalgınlığıma geldi. Gerçekten onu gördük. Daha iyi olduk bugün. Onu également très content de te voir. Onu söyleyebiliriz. Merci, merci. Je suis content. J'aime bien apprendre la langue turque. C'est vraiment difficile avec Mert. J'essaie de parler parce que lui il comprend pas beaucoup bien anglais. Donc j'essaie de apprendre un peu la langue turque. Teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde dili konuşmayı seviyorum. Konuşmaya çalışıyorum. Zor bir dil Türkçe ama öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmekte hoşuma gidiyor. Mert'le ara sıra bu şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Onun da İngilizcesi çok iyi olmadığı için aramızda bu tip Türkçe diyaloglar oluyor. Süper, harika. Gollere gelelim. Golleriyle ilgili neler söyler? İlk gol Ferdi'nin ortası var. Ferdi'nin asistinde. Golü buldu. Fotoğraflar da hazırsa arkadaşlar onları da rica edelim sizden gollerle ilgili. Evet, ilk golün oluşumu. Ça c'est le premier but, le début de premier but. Çok çabuk geldi. Rakibin önüne geçti ve kafayı vurdu. Oui, c'était vraiment une bonne action parce que Ferdi il a fait une bonne action sur la droite et j'ai attendu beaucoup le ballon et au dernier moment quand je vois il met le ballon, j'attaque le but. Que ça c'est un des qualités que je peux accompagner le numéro 9 pour aider dans le box. Evet, gerçekten benim açımdan iyi bir aksiyon oldu o an. Ferdi'nin de aynı şekilde sağ taraftan girmiş olduğu aksiyon çok etkileyici ve güzeldi. Ben de son ana kadar bekledim ve sonrasında içeriye yöneldim. Forvet oyuncusuna yardım etmek açısından o anda ceza sahasında bulundum ve gol attım. Peki, kendisinin ikinci, takımımızın üçüncü golüne gelirsek, 3-0 yaptığımız gol, o da ekranda şu anda hazırlanışı. Tabii fotoğrafları eşliğinde verebiliyoruz. Bu golü nasıl yorumlar? Çok şık bir vuruş. Daha sonra yine denedi ama az farkla out'a giden vuruşlar vardı. On avait perdu le ballon là-bas. Et après, eux, ils ont récupéré le ballon et immédiatement j'étais là-bas. Après, j'ai regardé et j'ai tiré directement, automatique. Et je suis content qu'il est rentré. Evet, o pozisyon öncesinde topu kaybetmiştik ve yeniden topu kazandık. Topu tekrar geri aldık. Ben de sonrasında kaleye baktım, şutumu çektim. Otomatik olarak o an o refleks gelişti ve şutumu çektim. Top içeri girdiği için de, gol olduğu için de çok mutluyum. Hocam sana sözü bırakacağım ama rahat. Maçta attığı goller, skorları bulması çok önemli ama 90+2'de evet. Tiam'ın defansa gelerek bir pozisyon çıkarması benim futbol anlayışıma göre çok daha kıymetli. O anlamda ben hem tebrik ederim hem teşekkür ediyorum. Bununla ilgili ne söylemek ister? Merci beaucoup vraiment. Pour moi, quand tu joues avec n'importe quelle équipe, moi je suis professionnel, j'essaie toujours de donner le maximum, que ce soit à l'entraînement ou le match de ligue.
maintenant c'est le match de coupe et c'était important de faire le maximum pour l'équipe, pour montrer à l'entraîneur et pour montrer qu'on peut donner quelque chose à l'équipe, pour le projet de l'équipe. Çok teşekkür ediyorum. Açıkçası benim düşüncem şu, biz hangi takımla oynuyor olursak olalım, profesyonel bir şekilde ben hareket etmeye çalışıyorum. Antrenmanda olsun, ligde olsun, her zaman profesyonelliğimi, mantalitemi göstermek istiyorum. Bugün de bir kupa maçı oynamıştık. Bugün konsantrasyonumuzu göstermemiz açısından önemli bir maçtı açıkçası. Ben de bu anlamda yardım etmeye çalıştım tüm takımın Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması adına. Biz de bu anlamda bu akşam yardımcı olmaya çalıştık takımımıza. Evet. Bunlar kolay sorulardı. Şimdi zor sorulardı. Gürkan Hocam. Çalıştığı yerden soracağımı söz veriyorum. Sıkıntı olmayacak. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin şutlar, pozisyonlar, goller anlamında böyle kenardaki seyircileri ayağa kaldıracak, heyecanlandıracak 20 tane aksiyonu var. Bunların 8'inde Tiam var. Birinci merakım, bugün hoca böyle bir görevi verdi yani. Bir, ikincisi, bu maç için. İkincisi, Tiam kendisinin teknik direktörü olsa kendini pozisyon olarak nerede oynatır? Oui, pour ce qui regarde le match, aujourd'hui l'entraîneur il a fait l'analyse comme il fait d'habitude avec les matchs. Aujourd'hui j'étais un peu libre, j'étais un peu libre pour jouer avec ma qualité, avec ma tête, parce que effectivement si j'étais l'entraîneur moi, effectivement moi je suis avant un attaquant. Après quand comme je peux courir beaucoup, on m'a mis aussi sur le côté, mais sur le côté pour faire toute la fâche, mais pour faire aussi aider l'attaquant, pour être le deuxième attaquant. Donc des fois c'est un peu compliqué, mais dès que je trouve le moment juste avec l'équipe, Inch'Allah, toutes les choses vont aller toujours bien. Evet, bugünkü maçta aslında her maç öncesinde yapıldığı gibi hocamızın yapmış olduğu analizler vardı. Bugün birazcık benim rolüm daha serbest pozisyonda oynamakta açıkçası. Eğer ben kendimin teknik direktörü olsaydım ilk başta tabii ki forvet olarak kendimi düşünürdüm. Ama eğer o olmasaydı, çok fazla depar attığım için ve koşmayı sevdiğim için, koşan yapıda bir oyuncu olduğum için kenarda da kendimi yazardım. Takıma yardım etmek açısından aynı zamanda. Tabii ki zor bir sual bu, ama ikinci forvet olarak takıma yardımcı olmak da benim rollerimden birisi olarak söyleyebilirim. Zaman buldukça çok daha iyisini yapmak istiyorum. Bir merak, müsaade eder misin? Son iki sorumuz olsun, zaten takım da gidecek. Tamam. Tiam'ın bugün şeyini de gördük. Yani takım için her şeyini veren oyuncu olduğunu da gördük. Fenerbahçe'de genel yapı da bu zaten. Oyuncuların genel yapısı da bu. Bugün her şeyin iyi gittiği bir ortamda benim gözüme çarpan tek şey, Samat da hani istediklerini yapamadığı için biraz mutsuz ayrıldı. Mesela yarın takım olarak ya da kişisel olarak, bireysel olarak ya da bu akşam Samat da ya çok iyi bir oyuncu, biz inanıyoruz ona. Çok iyi bir oyuncu olduğunu, bunların her oyuncunun başına gelebileceği konusunda nasıl bir destek yapar? Oui, moi j'ai parlé avec lui aussi. Et chaque jour, moi je parle avec tous les jours. Même en dehors du terrain, on est tout le monde amis. Et comme je t'ai dit, des fois on est une nouvelle équipe et tout le monde y jouait dans un autre club. Il était habitué à un système. On a connu beaucoup d'entraîneurs. Donc des fois, c'est pas facile de intégrer directement. Mais comme je t'ai dit, dès que le joueur il trouve bien la position, que lui aussi il peut donner le 100% de sa qualité et tout le monde va bénéficier de ça. Evet, kendisiyle konuştum. Aslında her
takım arkadaşımla ben iletişim halindeyim, konuşuyorum. Hem saha içerisinde, antrenmanla ve saha dışında da her arkadaşımla konuşmaya çalışıyorum. Dediğim gibi biz şu anda yeni bir takımdayız. Yeni bir oluşum var, yeni oyuncuların olduğu bir takımız. Ve şunu da bahsedebilirim. Daha önce birçok sistemde oynadık, birçok hocayla çalıştık. Tabii ki kolay değil entegrasyon. Direkt olarak tabii ki biz de entegre olmak isteriz bu duruma. Ama her zaman kolay değil bu entegrasyon. Bu yüzden oyuncu %100'ünü bulduğunda, %100 momentumunu bulduğunda bence kendisi içinde, takım içinde %100 bir fayda getirecektir. Son soru derbi ile ilgili soralım hocam. La dernière question sur le hafta derby. Sonu çok önemli bir karşılaşma var. Ce weekend on aura Beşiktaş maçı. Très important contre Beşiktaş. Maçla ilgili yorumunu rica ederim. Bir également sur ce match. Je crois que le match de Beşiktaş est vraiment important ici en Turquie. Et tous les jours ils préparent bien, mais nous comme on a un objectif très important qui est de gagner tous les matchs et de gagner le championnat, on ne peut pas regarder si c'est Beşiktaş ou c'est Karagümrük ou c'est une autre équipe. Nous on doit regarder les trois points toujours parce qu'on a un objectif pour gagner le championnat, donc on va affronter les matchs comme d'habitude, donner le 100% pour apporter les trois points. Evet, bence Beşiktaş maçı, bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı gerçekten çok önemli. Herkes için çok önemli. Herkesin de bu anlamda hazır olmaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla Türkiye'deki bu maç çok çok önemli. Hedefimiz tabii ki de bu maçı kazanmak olacak. Çünkü daha belirlediğimiz bir hedef var, şampiyon olmak istiyoruz. Ve bu hedefe giderken Beşiktaş, Karagümrük ya da herhangi bir takımla oynuyor olmak bizim için bize farklı gelmiyor. Çünkü bizim hedefimiz her zaman maçlardan 3 puanla ayrılmak. Hedefe giden yolda maçları kazanarak şampiyon olmak. Bu şekilde hazırlanıp derbiye 3 puan alan taraf olmak istiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Merci beaucoup, Atua. Sıcağı sıcağına geldiniz. Çok mutlu oluruz böyle futbolcu arkadaşlarımız. Sizler geliyorsunuz. Mame'yi gördük, daha iyi olduk diyelim. Biz de öyle uğurlayalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Thank you.